Merhabalar efendim, iyi akşamlar Habertürk ekranlarından. Konuğumuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık. Hoş geldiniz. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, teşekkür ediyoruz. Şöyle, ben hemen paylaşayım. Pek çok başlığı konuşacağız. Düzce depremiyle başlamak isteriz. Akabinde hem sosyal yardımlar içerikleri, sosyal hizmet uzmanları çok mesaj atmışlar. Sosyal medyadan Sayın Bakan'ın geleceğini duydukları andan itibaren. Akabinde kadına şiddet meselesi, ailenin korunması, anayasal değişiklikler gibi başlıklarımız olacak. Hemen Düzce ile başlayalım. Tabii siyasette biraz konuşacağız. Çünkü zannediyorum yoğun bir şekilde illeri ziyaret ediyorsunuz. Düzce depremiyle başlayalım dilerseniz. 1 milyon liralık bir kaynak aktarıldığı paylaşıldı, aktardınız. Aktardık, evet. Nedir oradaki durum? Sonra biraz sosyal yardımları biz anlamadık, yani şöyle anlamadık. Baktık işte kadınlara yönelik yardımda 3 çocuk şartı meselesi çok tartışıldı. O çerçeveyi de belki biraz toparlamamıza yardımcı olursunuz. Buyurun. Memnuniyetle, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Düzce depreminden dolayı öncelikle geçmiş olsun diyorum Düzce'ye ve bütün vatandaşlarımıza. Şükürler olsun ki hali hazırda bir can kaybı yok. Yaralılarımızın da durumu giderek iyileşiyor. İnşallah bir can kaybı olmadan atlatmış olacağız. Mehmet Akif Bey, biliyorsunuz biz bakanlık olarak afet müdahale kapsamında sorumlu bakanlıklardan birisiyiz. Dolayısıyla Düzce depremini de haberdar olur olmaz hemen arkadaşlarımız organize olduk ve sahada psikososyal destek ekiplerimiz, sosyal yardımlaşma dayanışma vakfımızın personeli vatandaşlarımıza psikososyal destek sağlamak üzere sahaya indiler. 108 personel 10 araç ile şu ana kadar bugün itibariyle 3140 kişiye psikososyal destek sağlamışız. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız da 50 personel ve 14 araçla aynı zamanda vatandaşların akut ihtiyaçlarını tespit, eşya ihtiyacı olabilir, işte bir takım kayıpları vardır vesaire, onlarla alakalı tespitleri yapıyorlar. Daha sonra tabii ki tespitler netleştikten sonra ayrıca desteklerimiz olacak ama biraz önce sizin de ifade ettiğiniz o 1 milyon liralık kaynak Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımıza, Düzce'ye ilk akut ihtiyaçlar için vatandaşımızın evden tahliye olması gerekir, bir yere yerleşmesi gerekir vesaire, o tür durumlar için akut ihtiyaçlar için gönderdiğimiz kaynak zarar tespiti netleştikten sonra zaten ona göre gerekli destekleri yine vatandaşlarımıza sağlayacağız. Peki, sosyal yardım paketleriyle ilgili. Bu arada 24 Kasım Öğretmenler Günü bugün. Evet. Hemen konunun içeriğine, sohbetin içeriğine geçmeden çok kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ve inşallah yaşayan öğretmenlerimize güzel, mutlu bir ömür diliyorum ve öğrencilerimize de nice başarılı, güzel günler diliyorum. Bu vesileyle bunu da ifade etmiş olmak isterim. Sağolunuz. Biz de kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik edelim. Şimdi şöyle efendim, sosyal yardım paketleri, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bazı eleştirileri de vardı bu meseleye dönük olarak. Ne yapıyorsunuz, ne yönde eleştiriliyorsunuz ve temelde aslında bize başlıklar halinde kim ne alıyor, nasıl yönetiliyor bu süreç? Bu arada bu şuradan da tartışılıyor. Yani bu kadar işte insanların fakirliğe muhtaç edilmesi gibi bir şey üzerinden de bir tartışma var. Ne söylersiniz? Hemen şöyle öncelikle bir çerçevesini çizeyim sosyal yardım mantığımızın. Fakirlik tartışması da bu anlamda kendiliğinden cevaplanmış olacak aslında. Bizim sosyal yardım çerçevemiz sadece yoksulluğun giderilmesi, temel ihtiyacın karşılanması değil. Özellikle bir gelir dağılımı baktığımızda, gelir dağılımına baktığımızda sosyal refahın dağıtımını, sosyal refaha yeterince ulaşamayan kitlelere bu anlamda bir refah düzeyinin yükseltilmesi çalışması olarak bakıyoruz. Birincisi bu. İkincisi, bizim sosyal yardımlarımız doğumdan ölüme kadar, Mehmet Akif Bey, temel mottomuz şu: hükümet olarak ve bakanlık olarak, vatandaşımız doğduğu andan ölünceye kadar hayatının herhangi bir noktasında eğer devletin desteğine ihtiyacı olursa biz orada olalım.
Ve nitekim doğum yardımından ölüm yardımına kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, gelir durumu yeterli olmayan vatandaşlarımızın yanındayız. O yüzden diyoruz, yani başladığımızda 2002'de 4 kalem sosyal yardım varken bugün 50 ayrı başlıkta bir sosyal yardım sağlıyoruz vatandaşımıza. Bunun yoksullaşmayla bir alakası yok. Neyle alakası var? Bakın, bizim sosyal yardım, daha doğrusu sadece sosyal yardım değil, sosyal hizmet anlayışımız talep odaklı olmaktan arz odaklı olmaya dönüştü. Nedir talep odaklı olmak? Eskiden vatandaş bir ihtiyacı varsa, diyelim engelli bir çocuğu var ya da engelli bir yakını var, onun ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Kapı kapı kamu kurumlarının kapısında dolanır. O ihtiyacı gidermek için bir yol bulmaya çalışırdı. Şimdi öyle değil. Biz doğrudan doğruya vatandaşımızın hanesini kendimiz ziyaret ediyoruz bakanlık olarak. Aile sosyal destek personelimiz bunun için var. Ve nitekim şimdi uygulamaya aldığımız, bu yıl itibariyle uygulamaya aldığımız ulusal hane ziyareti programı, aile sosyal destek ASEP personeliyle vakıflarımızın, biraz önce bahsettiğim sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarının personelinin bir araya gelerek tek elden standartize edilmiş sorular ve tespit başlıkları üzerinden haneleri ziyaret ederek engelli mi var, yaşlı mı var, çocuk mu var, şiddet mi var, yoksulluk mu var, her ne ise hanenin durumunu tespit edip ondan sonra ona uygun hizmet başlıklarını sıralıyoruz. Diyoruz ki burada şiddet var, o zaman buna ilişkin tedbirlerin alınması lazım. Burada sadece çocuklar var ve çocukların ekonomik olarak desteklenmesi gerekiyor, eğitime erişmesi gerekiyor, sağlık desteği alması gerekiyor. Bizim bakanlık olarak yapmamız gereken bir şeyse biz yapıyoruz, değilse diğer kurumları harekete geçiriyoruz. Diyelim sağlık desteği alması lazım, hastaneleri harekete geçiriyoruz vesaire. Dolayısıyla biz doğrudan hanelere gidip vatandaşın ihtiyacını tespit edip o ihtiyacı nerelerden gidereceğinin yolunu da yine vatandaşa biz gösteriyoruz, takibini yapıyoruz. Buradan baktığımızda gayet tabii ki sosyal yardım başlıklarının çoğalması, artması ve vatandaşın refah düzeyinin artması için çabalamamız çok anlaşılır bir durum. Bunu yoksullukla ilişkilendirmek ancak yapamadığınız bir şeyi bir anlamda itham etmeye dönük bir hareket olur. O yüzden sosyal yardımlarla alakalı öncelikle bir defa mantığını anlatmaya çalışıyoruz. İkincisi, sosyal yardımlar nedir dediğinizde bizim sosyal yardımlarımız iki temel yasal dayanağa sahiptir. Birincisi 3294 sayılı kanun, Sosyal Yardımlar Kanunu. İkincisi de 2022 sayılı Sosyal Hizmet Kanunu. Kısmen çocuklarla alakalı, çocuk koruma nispeten içine girebilir. Bu çerçevede ihtiyacı olan, o gelir baremine göre ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Nakit destek sağlıyoruz, sosyal hizmet desteği sağlıyoruz. Nasıl? Engellisi var vatandaşa, hem engelli vatandaşımızı nakdi anlamda destekliyoruz, hem o engelli vatandaşa bakan, annesi olabilir, kardeşi olabilir, bakım veren kimse, onun desteklenmesi. Yaşlı vatandaşlarımızın, biliyorsunuz, yaşlıların desteklenmesi, yaşlısına bakanın nakdi anlamda desteklenmesi. Varsayalım ki kimse yok, kurum bakımına ihtiyacı var bir engelli vatandaşımızın yahut bir yaşlı büyüğümüzün kurum bakımına alınarak desteklenmesi, sosyal hizmetin sunulması. Dolayısıyla bu çerçevede baktığınızda doğumdan başlayarak çocukluk evresinde hangi noktada ihtiyacı varsa vatandaşımızın, gençlik evresinde yoksulluk temelli bir ihtiyacı varsa, istihdama erişim noktasında bir ihtiyacı varsa, hem sosyal yardımlarla desteklenip hem de İşkur'la yaptığımız protokol çerçevesinde istihdama yönlendirilmesi. Öbür taraftan işte eşi vefat etmiş kadınların desteklenmesi, asker ailelerinin desteklenmesi, asker çocuklarının desteklenmesi, yurt bakımından çıkmış bizim kendi evlatlarımızın hayata adapte oluncaya kadar desteklenmesi gibi irili ufaklı çeşitli başlıklarda sosyal yardımlarımız var. 50'ye yakın başlık saydınız, evet, bunlar arasında. Bu bir karışıklık yaratıyor mu? Önce onu sorayım. Ulaşılabilirlikle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani ulaşılabilirlikle ihtiyacı ilgili... İhtiyacı olanların yüzde kaçı bunlara ulaşabiliyor mesela? Ulaşılabilirlikle ilgili hiçbir sorun yok. Biraz önce ifade ettiğim gibi zaten ihtiyacı olanlar bizi aramıyor. Biz onları buluyoruz. Bir. İkincisi, müracaat noktasında, sosyal yardımları talep noktasında vatandaşımız e-devlet üzerinden müracaat edebiliyor.
Sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına doğrudan müracaat edebiliyorlar ki çok bilinen bir yöntemdir. İlgilisinin çok yakından takip ettiği bir konudur. Üçüncüsü, eğer diyelim ki vakıflara ulaşamadılar, bizim bakanlık olarak sosyal hizmet merkezlerimizden ya da hizmet kuruluşlarımızdan herhangi birine ulaştıklarında biz onlara gerekli yönlendirmeleri zaten yapıyoruz. Bu anlamda şunu da gerçekten büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim. Sosyal yardım yararlanıcısı olduğu halde e-devlet kullanımı, e-devlet üzerinden dijital ortamlardan sosyal yardım başvurusunda bulunan çok sayıda vatandaşımız var. Bu yöntemler artık çok yaygın ve çok kolaylaştırıcı yöntemler Mehmet Akif Bey. Sosyal yardım başlıkları kafa karıştırıyor mu? Hayır. Çünkü vatandaşımız gelip ya benim şöyle bir ihtiyacım var, şu başlıktan müracaat ediyorum demiyor. Kendisi, evet, kendisi geliyor diyor ki benim desteğe ihtiyacım var. Şartlarına bakıyoruz, hikayesine bakıyoruz. Gelir durumu, işte hanede kaç kişi yaşıyor, hanenin toplam gelirine, yaşları, demografik durumu vesaire. Ona göre hizmeti biz tanımlıyoruz. Dolayısıyla vatandaş kendisi o anlamda bir tasnif yapmak, bir statü oluşturmak vesaire zorunda. Sadece yapacağı tek şey bize ihtiyacı olduğunu söylemek. Eğer biz ona ulaşmamışsak, biz ulaştığımızda zaten tespit ediyor ve gerekli tanımlamaları yapıyoruz. Üç çocuk tartışması dediniz, onu cevapsız bırakmak istemem müsaade ederseniz. Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı, en az 3 çocuğu olan kadınlara konut desteği, barınma desteği bahsettiğiniz yardımımız, hı hı, sosyal yardımlarımızdan sadece bir tanesi. Yeni açtığımız bir başlık ve oradaki temel hareket noktamız da şu. Sizin de gayet iyi bildiğiniz üzere Mehmet Akif Bey, insan olarak hepimizin temel bir takım ihtiyaçları var. En baz ihtiyaçlar. Bunlar nedir? Güvenliktir, sağlıktır, barınmadır, eğitimdir vesaire. Şimdi barınma, özellikle eşi vefat etmiş, sosyal yardım ihtiyaçlısı, gelir durumu düşük ve 3 ve üzeri çocuk, 18 yaş altı demek annenin bakımında, annenin velayetinde olmak demek. Neden 3? Yani 2 niye değil? Şöyle, şimdi en dezavantajlı gruptan başlayarak onların ihtiyaçlarını giderdikten sonra, bunu ben açıkladım da, yani yine sizin vasıtanızda bir kez daha açıklamak isterim. Çok teşekkür ediyorum bu soru için de, çünkü çok tartışıldı. En dezavantajlı, en ihtiyaçlı gruptan başlarsınız. Sosyal yardımın mantığı odur zaten. Ondan sonra orayı tamamladıktan sonra iki çocuklu, tek çocuklu, çocuksuz, efendim evli değil, bekar kadınların da olabilir ihtiyacı ya da erkeklerin de olabilir. Ondan sonra çerçeveyi daraltarak ihtiyaçlı olan gruplara peyderpey ulaşırsınız. Bizim şu anda yaptığımız şey bu. Yani böyle bir refleks geliş. Daha sonra genişletilebilir diyorsunuz. Gayet tabii ki. Zaten bütün yardımlarımız öyle. Bakın şöyle söyleyeyim size. Birazdan konuşuruz. Aile destek programından da konuşuruz. Normal şartlarda sosyal yardımlarımıza baktığınızda en dezavantajlı gruptan başlayarak sonrasında ihtiyaçlar giderildiğinde, işte gelir durumu noktasında dedik ki ya bir üst şeyi genişletelim, kapsamı genişletelim, o işte sosyal refahın dağıtımı, adil dağıtımı dediğimiz hareket noktamıza daha uygun bir biçimde biraz daha bileşenleri çoğaltalım. İşte gelir durumuna göre barem oluşturduk, bir takım basamaklar, her bir gelir durumuna göre farklı destekler sağladık. İkinci fazda çocuk bileşeni ekledik. Çocuk sayısına göre hanelerin biraz daha desteklenmesi dolayısıyla çocuklu haneler noktasında bir parça daha rahatlama sağlanması. Doğalgaz desteği sağlıyoruz aile destek programından yararlanan vatandaşlarımıza da. Elektrik tüketim desteği, hatta eğer hanede sürekli elektrik tüketmeye bağlı cihaz kullanan bir engelli vatandaş varsa onlara artı bir takım destekler sağlıyoruz gibi. Şöyle soracağım. 2 sene öncesine göre başka yeni başlıklar mı açtınız? Elbette. Tamam. Elbette. Kaç tane başlık açtınız? Sebebi aile nedir? Şöyle bir tablo var mı? Yani elinizde böyle bir istatistik var mı bilmiyorum. Yani bundan 5 sene önce ne kadar destek alan, sosyal destek alan vardı? Hep konuşuyoruz, ekonomik sıkıntılardan bahsediyoruz. O ne kadar arttı? Ya da arttı mı? Yeni açtığımız başlıklar, ifade ettiğim gibi aile destek programı. Aile destek programı, aslına bakarsanız.
Herkes, sadece ev hanımları değil, herkes. Kadın erkek. Buradaki ölçü cinsiyet değil ya da istihdama katılıyor katılmıyor olmak değil. Buradaki ölçü hanedeki kişi sayısı ve kişi başına düşen gelir durumu. Buna göre bir değerlendirme yapıyoruz. Ha, ama şunu söyleyeyim. Bizim sosyal yardımlarımızın %65 oranda yararlanıcıları kadınlar. Doğal olarak kadınlar. Tabii. Yani tabiatıyla öyle. Ama burada tabii dediğim gibi herhangi bir cinsiyet ayrımı yok. Gelir dağılımı dikkate alındığı için kadınların tabii ki ekonomik gelirleri maalesef daha düşük olduğu için onlar daha çok sosyal yardım yararlanıcıları. Yeni açtığımız başlıklar var. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Aile destek programı 2022 itibariyle açtığımız başlıklardan birisi vefa destek programlarının ulusallaşması yine bu yıl devam eden bir programı ulusal karaktere dönüştürdük. Aşevi programlarımızın ulusal karaktere dönüşmesi bu yıl başlattığımız programlardan birisi. Mesela bir başkası tamamen sahadan gelen bir şeydi. Bir il ziyaretinde bir babanın çocuğuyla gelmesiyle fark ettiğimiz bir konu. 0-14 yaş grubu çocuklar, tip 1 diyabetli çocukların biliyorsunuz bu şeker ölçümü için sürekli parmaklarının delinmesi söz konusu. Dolayısıyla bunu önleyebilmek için deri altını ölçen cihaz teminini sağlıyoruz. Şu anda hemen hemen sonuna gelmek üzereyiz. Yaklaşık 12 bine yakın çocuğumuz bundan yararlanacaklar 14 yaşa kadar. İlk elde tamamladıktan sonra duruma göre yine genişletilebilir çalışmalar bunlar gibi yeni başlıklarımız var. Ve sayıyla alakalı şu anda sayılar elimde değil. Arkadaşlarımız hazırlarlarsa sizinle de paylaşırım. Çünkü onu şey yapmamıştık. Sayıdan şöyle bir şeyle karşılaşıyor musunuz aslında? Bunu hep konuşuyoruz ya mesela bu başlıkları. Bir takım ihtiyaçlar hasıl oluyor, fark ediyorsunuz. İmkanlarınız nispetinde mi açıyorsunuz yoksa hem bu hem de Türkiye'de şu anda yaşadığımız işte ekonomik sıkıntılarla birlikte gözle şöyle, görülür bir sosyal yardıma muhtaç insan sayısında artış var mı? Hayır, bunu anlamaya çalışıyorum. Anlıyorum. Hayır. Şimdi şöyle, şimdi bizim sosyal yardımlarımız dediğimizde sürekli yardıma ihtiyacı olanlar var. Bunlar kategorik olarak yardıma ihtiyacı. Mesela engelliler. Eğer vatandaşımız engeli giderilemeyecek, yani düzelmeyecek sürekli bir durum arz ediyorsa artık sürekli sosyal yardıma ihtiyacı var demektir. Hem vatandaşın, engelli bireyin hem ona bakım veren kişinin desteklenmesi. Yaşlılık. Geriye döndürülemeyeceği için sürekli yardıma ihtiyacı olan kişiler demek. Bunun gibi çocuklara sağlanan sosyal ekonomik destek işte 18 yaşa kadar sürekli sağladığımız ihtiyaç eğer devam ediyorsa bir bu kategori var. İkincisi dönemsel ihtiyaçlar. Diyelim ki bir aile normal kendi geçimini, kendi şeyini sağlıyordur ama bir şey olmuştur, bir hastalık olmuştur. İşte çocuk diyelim iyi bir okul kazanmıştır, eğitimini ailenin sağlaması mümkün değildir. Dönemsel bir desteğe ihtiyacı var gibi. Bunlar dönemsel akut desteklerimiz. Dolayısıyla bizim sürekli olanlar kategorik olarak yaşlılar, engelliler, çocuklar ayrı. Onlar zaten yoksulluktan bağımsız olarak değerlendirdiğimiz, öbür taraftan da akut desteklediklerimiz. Bu anlamda çok böyle ekonomik durum ya da işte ekonomik pozisyonla bağlantılı çok dramatik artışlar, dönüşümler falan söz konusu değil. Bunu paylaşmak isterim. İkincisi, dediğim gibi bizim sosyal yardımla ilgili bakış açımız sadece yoksulluk temelli olmadığı için biz mümkün olduğu ölçüde, kaynaklarımız ölçüsünde vatandaşımızın sosyal düzeyini, sosyal gelir düzeyini arttırmaya çalışıyoruz. Ve bundan daha az yararlanan kitlelere olabildiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Bu işin ekonomiden bağımsız bir tarafı var. Hatta şunu da söyleyeyim bakın size. Şu anda rakamlar yanımda yok ama bir sonraki programda inşallah bir başka programda konuşuruz. Biz 2002'de başladığımızda sosyal yardım yararlanıcısı sayısı, o zamanki ekonomik durum değerlendirmesi, sosyal yardım
yardım yararlanıcılarının bugün olsaydı ne kadarının sosyal yardım yararlanıcısı olması gerektiği gibi istatistikler çalışmaları da yaptık. Rakam önemli değil de ne çıkıyor mesela? Yani şu anda ki sosyal yardım yararlanıcılarıyla ki bu kadar ayaklarına gidip efendim işte tespit edip biz doğrudan ulaştırdığımız halde bugünle 2002'yi kıyasladığınızda 2002'de o günkü şeye göre nüfusa göre herhalde o gün sosyal yardım ihtiyaçlarının 3-4 katı daha fazla sosyal yardım alması gerekiyordu. Dolayısıyla yani 2002'de bugün 3-4 kat. Evet. Hayır şöyle şunu demeye çalışıyorum. Bugün ihtiyacı olan insan sayısı o günkü sayının 3-4 katıydı. Hatta imkanlar ve tabii başlıklar genişletildiği halde. Buna rağmen aynen öyle. Aynen öyle. Ve ben size bunu rakamlarla inşallah bir başka programda tek tek anlatırım. Bunu çalıştık çünkü. Bence bu kıymetli. Yani evet. bunu paylaşmak kıymetli. Sahayı dolaşıyorsunuz. Evet. Şimdi birazdan bir sığınmacılarla ilgili bir mesele var ki çok tartışıldı. Bizim de dikkatimizi çekti. Yani evet. hele ben de açıklamak isterim açıkçası. Ama ona geçmeden şeyi sorayım mesela siz illere gittiğinizde en çok neyle karşılaşıyorsunuz? Mesela bu ekonomik sıkıntılardan dolayı şikayet eden vatandaşlar var mı? Veya dikkatinizi çeken temel meseleler neler ve nasıl yönetiyorsunuz bunları? Ben sizin de ifade ettiğiniz gibi görevi devraldığım günden itibaren çok sık şehir ziyaretleri yapıyorum. Saymadım ama sanıyorum 50'ye yakın şehir ziyaret etmişizdir. Hem kendi kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz hem vatandaşımızla buluşuyoruz. Hizmetlerimizi yerinde görüyoruz. Teşkilatımızla buluşuyoruz vesaire. Şimdi şunu ifade etmem mümkün. Geçtiğimiz yıl bu dövizin çok dalgalı olduğu dönemde bir gerçekten şey oluşmuştu. Yani bir ne olacak, ne oluyor, nereye gidecek bu işin sonu endişesi kamuoyunda gayet tabii ki vardı. Hepimiz bu toplumun içinde yaşıyoruz. Sizler, bizler hepimiz görüyoruz. Ama bu yılı itibariyle, 2022 itibariyle gerekli tedbirlerin alınmasını müteakip o ne oluyor, eyvah bir kontrolsüzlük mü var telaşı yerini evet duruma Sayın Cumhurbaşkanımız işte ilgili sorumlular vaziyet ediyorlar. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız bu meseleyi çözer. Dolayısıyla telaşa mahal yok. Güvenine bıraktı. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Yani bunu AK Parti'nin bir mensubu olduğum için siyaseten söylüyorum falan gibi düşünmesini istemem. Çok açıklıkla gördüğüm tabloyu izah etmek isterim. Yani büyük bir sıkıntı var. Bunu da çözerse AK Parti çözer gibi bir algım olduğunu düşünüyorsunuz. Şöyle büyük bir sıkıntı var değil. Yani sıkıntılar toparlanıyor artık. Toparlanıyor evet. Ve AK Parti de bu işi çözer. Sayın Cumhurbaşkanı bu işi çözer. Güveni var. Şu anda ekonomiyle alakalı özellikle alım gücüyle alakalı bir tartışma olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu noktada da ilgili bakanlıklarımız da biz de hem süreci takip ediyoruz hem gerekli tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda vatandaşımızın ben iddia edilenden ve oluşturulmaya çalışılan havadan farklı olarak daha sakin, daha serin kanlı ve daha ne olduğunun farkında olarak süreci izlediğini görüyorum. Ama bizim görevimiz nihayetinde sorumluluk sahibi insanlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini tartışmaya gerek yok. Bu konudaki vatandaşa yapılacak hizmetlerin, vatandaşın sorunlarının çözümü noktasındaki dikkatini ve hassasiyetini 20 yıldır herkes herhalde teslim eder. Dolayısıyla sorumluluk sahibi taraflar olarak elimizden geleni en iyi bir biçimde, en kısa zamanda, en etkin bir biçimde yerine getirmekte yükümlüyüz. Bu anlamda saha öyle bir takım mecralarda ya da bir takım bakış açılarıyla eyvah yangın yeri gibi falan değil. Yani. Gayet serin kanlı bir biçimde olanın farkında,
dünyadaki ekonomik dalgalanmanın, insanlar artık yani bir akıllı telefonla 30 saniyede dünyanın her tarafından bilgi almak mümkün. Mehmet Akif Bey, bu ekonomik dalgalanma... Öyle mi bakıyorlar yani küresel gayet, düzeyde de tabii sıkıntı ki, olduğu tabii konusu bakın, biraz daha... Şimdi Avrupa'da Avrupa'da en gelişmiş saydığımız ülkelerin evlerinizde yakıt kullanmayın, işte battaniyeyle oturun yahut elektrik kullanmayın ya da işte kışın 3 ay tatili Antalya'da geçirin öğütlerinin verildiği. Veya kamu binalarında şu ısının üzerine veya çıkmayın. Veya kamu binalarında. Dolayısıyla şimdi dünyada enerji tedarikinden kaynaklı ve buna bağlı diğer maliyetlerin çok artmasıyla ilgili bir sıkıntı olduğunun ve Türkiye'nin belki en çok ve en olumsuz etkilenecek olması beklenen ülke olmasına rağmen bu süreci son derece başarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yöneten, yürüten bir ülke olduğunun vatandaşımız farkında. Ve dolayısıyla bunun bir süreç olduğunu, bu sürecinde selamete ereceğinin de güvenini taşıyor. Sadece şu anda hepimiz üzerimize düşen fedakarlığı yerine getiriyoruz. Peki. Efendim tam da böyle bir iklimde aslında ekonomik sıkıntılar yaşanırken özellikle daha çok dikkat çekiyor bu mesele. Sığınmacılar meselesi zaten tartıştığımız bir konu ekonomiyle birlikte. Şöyle bir ifadeniz var. Ülkemiz insani sorumluluk duygusuyla hareket ediyor diyorsunuz. Suriye'deki çatışmaların başlangıcından bu yana. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük göç dalgasına sebep oldu bu savaş. Ve kendi öz kaynaklarından Türkiye... Yaklaşık 45 milyar dolar harcadı diyorsunuz. Şimdi öyle olunca da insanlar tepki göstermiyorlar mı size? Yani gösterdiler ama burada tabii bir şey, çok teşekkür ediyorum. Bunu açıklamama fırsat verdiğiniz için, bu önemli bir konu. Çünkü iki gündür bu tartışılıyor. Bir son iki gün önceki bir konuşmadan dolayı bu tartışma açıldı. Şimdi öncelikle şunu bir açıklayalım. Ben muhtelif konuşmalarımda aslında çok böyle sarih bir biçimde ifade ettim. Çünkü yabancılara yönelik yapılan sosyal yardımları da bizim bakanlığımız yönetiyor. Dolayısıyla birincisi, yabancılara yapılan nakdi yardımları biz uluslararası fonlardan yapıyoruz. Bir, benim söylediğim Türkiye'nin kendi öz kaynaklarından yaptığı harcama, yardım demedim zaten, harcama dedim. Harcamalar, bakın, sosyal harcamalar, yani sosyal maliyet kabaca nedir? Türkiye'de yaklaşık 4,5-5 milyon civarı sığınmacı var. Suriyeliler var. Çok az bir miktarda işte Afganlar var vesaire. Çeşitli gruplardan sığınmacıların olduğunu biliyoruz. Şimdi bunlarla alakalı sağlık hizmeti veriyorsunuz vatandaşınıza, hastane yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu sağlık hizmetinden sığınmacılar da yararlanıyorlar. Yol yapıyorsunuz, ulaşım hizmeti veriyorsunuz. Bu yol hizmetinden sığınmacılar da yararlanıyorlar. Okul yapıyorsunuz, eğitim hizmeti veriyorsunuz, sığınmacılar da yararlanıyorlar. Bakın bizim sosyal hizmetler kapsamında baktığımızda kadınlar ve çocuklar için kadın konuk evlerimizde sığınmacı kadınlar da, eğer şiddet mağduruysa ya da şiddet tehdidi altındaysa sığınmacı kadınlar da yararlanıyorlar. Çocuklar eğer sahipsizse, kimsesizse çocukları bakım evlerimize alıyoruz. Çocuk evlerimize, refakatsiz ya da refakatli çocuklar fark etmiyor. Dolayısıyla sağladığımız bütün bu hizmetlerin güvenlik hizmeti veriyorsunuz. Ülkenin 90, yaklaşık işte 85 milyon biziz. Efendim işte yaklaşık 5 milyon da sığınmacı var. Yaklaşık 90 milyon insanın güvenliğini sağlıyorsunuz. Güvenliğin bir maliyeti var. Dolayısıyla bütün bu maliyeti hesapladığınızda yaklaşık 5 milyon insan için harcanan bu hizmetlerin maliyeti bu orandadır. Yani şöyle bir şey değil. Nitekim bir konuşmayı gördüm. Efendim işte 45 milyar dolar, 5 milyon kişi varsa demek ki kişi başına şu kadar lira, yani kişi başına 200 bin, örnek olarak söylüyorum, şimdi hesaplamadım, 200 bin lirayı insanların avucuna sayıyoruz şeklinde değil. Bir defa bunun anlaşılmaması lazım. Külfeti anlamında söylüyorsunuz. Bunun külfeti aynen öyle. Yani. Çok güzel bir tabir. Bunun sosyal külfeti totaldeki şeyin içerisinde bu sığınmacı kişilere sağlanan hizmetin aslında bir maliyet hesaplamasından bahsediyoruz. Bunu söylemeyelim mi?
Yani Türkiye olarak yaptığımız işi uluslararası platformlarda söylemeyelim mi, anlatmayalım mı? Buna sizin de ortak olmanız gerekir diye uluslararası çevrelere söylemeyelim mi? Yani muhalefet ya da birileri çarpıtacak, meseleyi farklı bir biçimde kamuoyunu kışkırtmak için kullanacak diye Türkiye'nin yaptığı bunca fedakarlığı konuşmayacak mıyız? Ve yine söylüyorum, bakın, nakdi yardımları, doğrudan nakdi yardımları biz uluslararası fonlardan kullanıyoruz. Bu söylediğimiz harcamalar toplam vatandaş için, yani herkes için, bu ülkenin sınırları içerisinde yaşayan herkes için, ne bileyim, iletişim hizmetinden iletişim altyapısını kurmanız için harcadığınız paradan yola kadar, ne bileyim işte sokak aydınlatması için harcadığınız elektriğe kadar bütün bir maliyetten bahsediyoruz. Ve bunu herkes için harcadığımız, bütün vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz hizmetlerden yararlanan sığınmacılar için de bu maliyetin genel tablosunu çıkarıyoruz ve bunu paylaşıyoruz. Bundan daha tabii ne var? Peki, ana başlıklarımızdan birisi kadına şiddet, aslında konuşacağız ama geçmeden çok mesaj atmışlar. Sosyal hizmet uzmanlarının kadro meselesi. Doğru ifade ediyorum değil mi? Evet, sosyal hizmet evet, uzmanı. Sosyal hizmet o kadar çok mesaj bölümü atmışlar evet, ki evet. Ona. Yani şöyle, sosyal hizmet uzmanlarımız bizim bakanlığımızın ana çalışma gruplarından birisi. Hı-hı. Ve bizim için çok önemli. Nitekim 2022 bu geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz süre içerisinde, 2022 içerisinde aldığımız çalışma arkadaşlarımız arasına katılan 6000 kadromuzun meslek mensuplarının önemli bir, hatta şöyle söyleyeyim, aslan payı sosyal hizmet uzmanlarına ayrıldı. Dolayısıyla süreç içerisinde biz bakanlığımızda çalışma arkadaşlarımızı çoğalttıkça yine sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız aramıza katılacaklar. Bu anlamda hani kadroyu çoğaltmak şöyle bir imkanımız yok. Bunu peşinen söylemem lazım. Yani sosyal hizmet bölümlerinden mezun bütün arkadaşlarımızın bizim kadrolarımızda çalışması gibi bir imkan yok. Çünkü kuruluşlarımız, ihtiyacımız, işte nüfusumuz bir fizibilite üzerinden yapıyoruz. Ama bizim için önemliler. Bizim için kıymetliler. Kaldı ki şunu da bir parantez olarak sadece şimdilik bunu ifade edeyim. Süreç içerisinde inşallah detaylarını paylaşırız olgunlaştıktan sonra. Biz özellikle sosyal hizmet bölümü mezunu arkadaşlarımız da dahil olmak üzere genel olarak bizim bakanlık ölçeğinde meslek mensubu dediğimiz farklı grupların iş ve istihdam alanını çoğaltacak, özel sektörü de kapsayacak şekilde yeni çalışmalar yapıyoruz. Ve gerçekten burada hem ülkemiz açısından önemli bir ekonomik değerin üretileceği, hem de genç arkadaşlarımızın istihdama daha çok katılacakları bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Olgunlaştıktan sonra inşallah onu da sizinle yine paylaşırız. Peki, ne zaman olgunlaşır? Olabildiği kadar hızlı olmasına çalışıyoruz. Çok çok doğru. Peki. Kadına şiddet meselesiyle devam edelim. Hem çalışmalar, bugün mü bir mahkemeye gittiniz? Dün sabah mahkemeye gittiniz. Kırıkkale'de. Ne durumdayız? Bir de mesela İstanbul Sözleşmesi tam bitti. Hı hı hı. En çok konuştuğumuz şey, biraz üzerinden zaman da geçti. Hı hı hı. Mesela o sözleşmenin muhafaza ettiği bir durum, kadınlarla ilgili somut çalışmalar mutlaka önünüze geliyordur. Var mıydı, yoksa yani olmadığını, hı hı, mı düşünüyorsunuz? Bir daha eksik olan bir şey var mı yapılacak? Uluslararası baktığınızda, hı hı, da mesela Batı ülkelerle mukayese ettiğimizde, hı hı, biz ne durumdayız? Buna dair veriler neler? Buyurun efendim. Şöyle söyleyeyim hemen İstanbul Sözleşmesi ile alakalı kısmını, çünkü bu tartışmalar devam ederken de ben aslında hep söyledim. İstanbul Sözleşmesi bir çerçeve metin Mehmet Akif Bey. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddetle mücadelede
taraf devletlerin ne tür çalışmalar yapması gerektiğini, hangi başlıklarda ne tür pozisyon alması gerektiğini prensipte düzenleyen bir metindi. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olduktan sonra İstanbul Sözleşmesi'nin düzenlediği işte ekonomik anlamda desteklersiniz, gerekli hukuksal altyapıyı oluşturursunuz, tıbbi destek ihtiyacı varsa onu sağlarsınız vesaire vesaire. Ondan sonra siz kendi iç hukukunuzda ihtiyacınız olan eksikliğini duyduğunuz noktaları tamamlarsınız. İstanbul Sözleşmesi kendi başına kurucu bir metin değildi. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Yani şöyle bir şey değil. Bugün kadına yönelik şiddet suç. Çıktık suç olmaktan çıktı. Hayır. Böyle bir şey yok. Peki şöyle sorayım. Yani İstanbul Sözleşmesi'nde kaç sene kaldı Türkiye? O süreç içerisinde 2012'den evet. 2012'den 2022'ye kadar özür diliyorum 9 yıl yaklaşık. Şimdi buradaki asıl mesele şu, bakın. Kadına yönelik şiddetle mücadele araçlarını oluşturmanız. Bu araçlar bir yasal altyapının oluşturulmasıdır. Hem hukuk hem ceza hukukunda cezaların orantılı bir biçimde oluşturulması, hem diğer medeni hukuk ya da koruma hukuk, ki 6284 bizim şu andaki en temel mevzuatımızdan birisi ve ceza kanununda da bir takım değişiklikler, birazdan konuşuruz, yapıldı. İkincisi, kadınların şiddet tehdidi altında olanların can güvenliğinin sağlanması için gerekli mekanizmaların oluşturulması, işte bizim şiddet önleme izleme merkezlerimiz, kadın konuk evlerimiz, İçişleri Bakanlığımızla beraber yürüttüğümüz KADES uygulamamız, elektronik kelepçe uygulaması, şimdi yeni uygulamalarla fail hakkında affedersiniz, sağlık tedbirinin verilmesi gibi koruma mekanizmasını oluşturursunuz. 3, toplumsal farkındalığı oluşturursunuz. Bunları gerçekleştirdiğiniz bir 9 yıl. Bunlar yani hala İstanbul, devam ediyor. Hayır. Şöyle İstanbul Sözleşmesi yaşatık cümlesi bir slogan olarak çokça paylaşıldı. Evet, hala paylaşılıyor. O metnin altını bakın. Buyurun. İstanbul Sözleşmesi ne zaman yaşatır? İstanbul Sözleşmesi'nin işaret ettiği gerekli tedbirleri, gerekli düzenlemeleri alıyorsanız. Daha doğrusu herhangi bir hukuksal metin ne zaman işe yarar? Gayet tabii uygulama karşılığını oluşturuyorsanız. Dolayısıyla eğer siz bir metni alıp çerçeveletip duvara asıyorsanız o metin yaşatmaz. İçini doldurduğunuzda yaşatır. Bakın bizim şunu bir defa hakkını teslim etmemiz lazım. Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadele çabası 2002'den başlayarak AK Parti hükümetleri... İktidar anlamında baktığımızda AK Parti hükümetleri süresince aralıksız, kesintisiz ve çok samimi bir biçimde devam etmiştir. Hala devam ediyor. Hala hiçbir zaafa uğramadan. Mesafe kat ettik mi hiç? Gayet 2002'den tabii bu yana mesela gayet tabii oransal ki. Yine soruyorum. Ne kadar mesafe kat etmişiz? Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Aynen sosyal yardımlarda olduğu gibi aslında şiddet meselesinde de 2002'de başladığımızda şiddetin hem tanımı, hem kapsamı, hem de müracaat yolları, ortaya çıkış yolları son derece sınırlı olmasına rağmen bugün bizim şiddeti hem tanımlama, hem kapsamını genişletme, hem de şiddet mağdurlarının ortada hukuksal mekanizmalara ya da sosyal mekanizmalara, korunma mekanizmalarına müracaat ederek ortaya çıkma imkanları çoğalmasına rağmen önemli bir mesafe kat ettik. Şunu söyleyelim ama yine özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Bizim şiddetle mücadeledeki hedef noktamız sıfır noktasıdır. Sıfır tolerans dediğimiz şey bu. Bir tek kadın şiddete uğruyorsa bizim mücadelemiz aynı kararlılıkla sürmek zorundadır. Ancak verilen çabanın sonuç veriyor olması bize neyi işaret ediyor Mehmet Akif Bey? Bütün toplum olarak, bütün kamu otoriteleri olarak. Ha, demek ki bu konuda çaba gösterirsen sonuç alıyorsun. O zaman çaba göstermeye devam edeceksin. O zaman uğraşmaya devam edeceksin. Şimdi bakın sadece bir şey olarak, kıyaslama olarak söyleyeyim.
Ki tasnifi bu anlamda çok önemli. 2019'da 337 kadın cinayeti olmuş. Ha, bu arada kadın cinayeti nedir? Onu da kamuoyuyla paylaşmak isterim. Kadınların uğradığı her olay, kadınların tarafı olduğu her olay, kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti vesaire olarak değerlendirilmiyor tabiatıyla. Tabii. Nedir kadına yönelik şiddet kapsamında değerlendirdiğimiz olaylar ya da ayrıcı vasfı ne? Kadın olmaktan kaynaklı karşılaştıkları ayrımcılık, kadın olmaktan kaynaklı karşılaştıkları şiddet eylemleri, kadın olmaktan kaynaklı uğradıkları şiddet. Bakın bunu şöyle bir şey örnekle, bu çok görünür bir örnekle tarif edeyim. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi eğer rast gelirse acılarını tazelemekten çok üzgünüm ama Başak Cengiz olayı. Evet. Başak Cengiz'in failini hatırlıyorsunuz, katili. İşte sokağa çıkıyor elinde bir kılıçla. Samuray kılıcıyla. Samuray kılıcıyla diyor ki birine saldıracaktım. Kadın olduğu için ve bana mukavemet edemeyeceğini düşündüğüm için ona saldırdım. Kadın cinayeti dediğimiz şey bu. Evet. Kimlikten dolayı. Dolayısıyla bizim kolluk kuvvetimizde hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz hem Jandarma Genel Komutanlığı kendilerine akseden olayları bu çerçevede tasnif ederek bir olayın kadına yönelik şiddet olayı ya da kadın cinayeti olup olmadığını ya da adi bir asayiş meselesi olup olmadığını ayırt ediyorlar ve buna göre de tasnif ediyorlar. Bu tasnif çerçevesinde baktığımızda 2019'da 337 kadın cinayeti, 2020'de 268, 2021'de 309 kadın cinayeti olmuş. 2021'in ilk 10 ayıyla, 2022'nin henüz daha tamamlamadığımız için ilk 10 ayı arasında baktığımızda 2021'in ilk 10 ayında 242 cinayet, 2022'nin ilk 10 ayında 225. %7 bir azalış var. Bu bize neyi ifade ediyor? Bu bize gösterdiğimiz çabanın bir etkin sonucu olduğunu gösteriyor. Sonuca etki ettiğini gösteriyor. O zaman aralıksız devam edeceğiz. O zaman çabalarımızı yoğunlaştırarak devam edeceğiz. O zaman tedbir kararlarımızı, tedbir yöntemlerimizi çoğaltarak devam edeceğiz. Hukuksal altyapımızı güçlendireceğiz ki bununla ilgili de oldukça ciddi çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bakın Mehmet Akif Bey, sadece bakanlığımızın yaptığı çalışma anlamında size bir bilgiyi vermek istiyorum. 81 ilde bulunan bizim il müdürlüklerimiz uhdesinde yaklaşık 300 arkadaşımız var. Hukukçu arkadaşımız, avukat arkadaşımız. Bu 300 arkadaşımızda davaları 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında yaklaşık 75 bin civarında dava derdest ceza dosyası var. Ve biz bunların hemen tamamını takip ediyoruz. Şunu ifade edeyim. Kamuoyuna yansıyan dosyalarda biz zaten bakanlık olarak açıklama yapıyoruz. Kamuoyu, vatandaşlarımız haberdar olmuş oluyorlar. Onların haberdar olmadığı, işte biraz önce söylediğim yaklaşık 75 bin davayı bizler takip ediyoruz. Şiddet mağdurları bize nasıl ulaşır? İki yolla ulaşır. Bir, kolluğa müracaat eder, emniyete ya da jandarmaya. Kolluk kendisine vaka geldiği andan itibaren hemen bizim şiddet önleme izleme merkezlerimize, 81 ilimizde şu anda 82 tane, her ilde bir merkez. Bunun yanında yine 393 tane de sosyal hizmet merkezimizde şiddetle mücadele irtibat noktaları var. İlgili kolluk gücüne hangisi en yakınsa, şönimler olabilir, şiddet irtibat noktaları olabilir. Buralara haber verirler, bizim arkadaşlarımız olaya dahil olurlar. Ya da tersi, önce bize gelir vatandaş, şiddet mağduru ya da şiddet tehdidi altındaki kişi. Bize müracaat eder, şönimlerimize ya da şiddet irtibat noktalarımıza. Biz hemen kolluğu harekete geçiririz eğer bir suç durumu varsa. Can güvenliği tehdidi varsa konuk evlerimizi alırız, gizlilik kararlarını alırız. Ekonomik desteklenmesi gerekiyorsa ekonomik olarak destekleriz ve
sağlık tedbiri alınması, sağlık desteği sağlanması gerekiyorsa bunu yaparız ve sürece dahil oluruz. Ne zamana kadar? O konu bitene kadar. Dava varsa dava kesinleşinceye kadar. Kişinin barınma ihtiyacı, güvenlik ihtiyacı varsa o temin edilene kadar biz bakanlık olarak o sürecin bir tarafındayız. İyi Parti'nin kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair önergesi mecliste AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi bugün. Neden? Şimdi şöyle bir şey var. Önergeler daha çok bir siyaset üretmeye dönük hareketlerdir. Bakın meclis çalışmalarında normal şartlarda bir iktidar olarak siz çalışmalarınızı yaparsınız. İktidar tarafı açısından söylüyorum. İki, meclis komisyonları olarak iktidar muhalefet her taraf yani yasama organı olarak bir yasama faaliyetinde beraber çalışırsınız. Bu anlamda soru önergeleri ya da çalışma önergeleri bir parça açıkçası kamuoyuna mesaj vermeye matuf siyaset çalışmalarıdır. O önergeyi veren arkadaşımız da onun reddedileceğini bilerek verir çoğunlukla. Bunu da etmiş olayım. Bu arada çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Gayet tabii. Yani çünkü öyledir zaten. Tabiatı gereği yani. Siyaset üretildiği aslında somut bir karşılığının olmadığını yani, değerlendiriyorsunuz. Evet. Efendim aileye geçelim. Son başlığımız. Aslında en temel meselemiz. Aileyi nasıl koruyacaksınız ya da nasıl koruyorsunuz, koruyabiliyor musunuz diye sorayım. Aileyi bütün bir toplum koruyacağız. Yani aile sadece bizim bakanlığımızın korunmasıyla korunacak bir mekanizma değil. Biz gerekli çalışmaları üreten tarafız. Bir. İkincisi Mehmet Akif Bey, bizim bakanlık olarak yaptığımız her çalışma aile odaklı. Her çalışma ailenin korunmasına dönük. Bazen hiç ilgisi yokmuş gibi, aslında bambaşka bir alanmış gibi görünür ama son tahlilde getirdiğinizde, bağladığınızda yer ailedir. Çünkü bu sosyal ağ, sosyal ilişkiler ağı çok birbiriyle örüntülü bir alandır. Mesela ne demeye çalışıyorum? Deminden beri engellilerden konuşuyoruz. İşte sosyal yardımlardan, çocuklardan konuşuyoruz. Bakın bizim sosyal yardımlarımız da aile odaklıdır. Mümkün mertebe bireylerin kendi aile ortamlarında kalacak, sosyal hayatlarını değiştirmeyecekleri bir durumu korumaya ve devam ettirmeye dönük çalışmalar yaparız. Çocukların ailelerinin yanında desteklenmesini sağlamaya çalışırız. Engellilerin mümkünse ailelerinin yanında kalmalarını sağlamaya çalışırız. Yaşlıların mümkünse ailelerinin yanında kalmalarını sağlamaya çalışırız. Bu işin sosyal hizmetler kısmı. Öbür taraftan doğrudan aileye dönük sizin sorunuzun cevabına geldiğimizde mesela biraz önce söylediğim asker ailesi desteği, işte genç bir kişi askere gidiyor, geride anne babası var, onun bakımına muhtaç. Gitti çocuk, kimse yok, destekliyoruz. Eşi çocukları var, destekliyoruz. Ya da işte eşi vefat etmiş kadınlara yaptığımız nakdi destekler. Konut desteğinden bağımsız olarak söylüyorum, nakit destekleri. Niçin? Çünkü çocukları var ve bir kadının o çocukları bir aile şeyi içerisinde, bütünlüğü içerisinde tutabilmesi için sosyal desteğe ihtiyacı var gibi. Yaptığımız her çalışmanın merkezinde aile var. Bir defa bunu söyleyelim. Ve biz bireyleri güçlendirdiğimizde ailenin fertlerini, kadın, erkek, çocuk hiç fark etmez. Ailenin fertlerini güçlendirdiğimizde ailenin de güçlü, mutlu, müreffeh, birbiriyle dayanışan, birbirine omuz veren bir niteliğinin devam ettiğini biliyoruz. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizde, evet, kadınlar insan hakkı temelinde en temel haklarını kullanmak hakkına sahiptirler. Şiddetten, işte diğer kötü muameleden insan olarak zaten yararlanmaları lazım. Ama bunun bir sonraki şeyi de ailenin içerisinde her bir ferdinin mutlu ve güvenli olmasını temin etmektir. Keza çocuklar, keza erkekler, neyse, her bir bireyle alakalı aynı şeyi. Şimdi geldiğimizde aileyle ilgili başka ne yapıyoruz? Bakın, bizim
aile destek merkezlerimiz, özellikle dezavantajlı bölgelerden başlayarak kurduğumuz aile destek merkezlerimizi 2022 yılı içerisinde ve 2023 yılı içerisinde sayısını arttıracağız Türkiye genelinde. Özellikle Roman bölgesinde vatandaşlarımıza yönelik olarak kurduğumuz aile destek merkezlerinin bir türevi olan sosyal dayanışma merkezlerimiz 2022 ve 2023 yılları içerisinde sayılarını arttıracağız. Aile destek merkezlerimiz yaklaşık 656'ya çıkacak sayı. Sosyal dayanışma merkezlerimiz de 300'ün üzerine çıkacak 2023 sonuna kadar. Burada tabii bu arada az önce şeyi unuttuk. Kadına şiddette siz bunu tamamlayın da batılı ülkelerle mukayese edebiliyor musunuz? Evet, onu söyleyeyim. Orada nedir durum? Aileyle ilgili başlığı müsaadenizle tamamlayayım. Tamamlayalım onu. Dolayısıyla aile destek merkezlerimizi yaygınlaştırarak buralarda kadınların ve çocukların istihdam edinmeleri, sosyalleşmeleri, çocukların eğitim, sosyal eğitimlerinin sürdürülmesiyle alakalı birincisi bu. İki, 2012 yılından beri devam ettirdiğimiz bir aile eğitim programımız var. Aile eğitim programı temel modüllerden oluşan il müdürlüklerimiz uhdesinde aile destek merkezlerimizde ve sair diğer alanlarda vatandaşlarımıza ulaştığımızda verdiğimiz eğitim programları. Üçüncüsü, evlilik birliği içerisinde aile eğitim programı genel, herkese açık. Üçüncüsü, aile danışmanlığı hizmetimiz. Evlilik birliği içerisinde eşler arasında problemler olabilir. Ebeveyn çocuk arasında problemler olabilir. Yani doğrudan aile hayatında karşılaştığınız meseleleri, çözemediğiniz meseleleri ücretsiz bir biçimde danışmanlık hizmeti meslek personelleri eliyle sağlıyoruz. Bu bir başka çalışmamız. Bunun dışında ailenin korunmasıyla alakalı özellikle konvansiyonel ve yeni medya dediğimiz alanlardaki içeriklerle alakalı. Çocuklara yönelik yapımların takibi, olumsuz içeriklerin işaretlenmesi, olumlu içeriklerin işaret edilerek çocuklara sunulmasının teşvik edilmesi, medya noktasında RTÜK'le ve sektör temsilcileriyle düzenli olarak toplantılar yapıyoruz. Geçen yılda, bu yılda sivil toplum kuruluşlarıyla da, akademik çevrelerle de, aile ve diğer temel çalışma alanlarımızda bir araya gelerek neler yapıldığını ve nasıl hareket etmemiz gerektiğini, bizim neler yaptığımızı, başka neler yapılabileceğini çok geniş katılımlarla tartıştık ve hayata geçirmeye başladık. Bunun dışında aile dostu yapımlara yönelik olarak önümüzdeki süreçte sektörle yakın işbirliğiyle aile dostu yapımları teşvik etmek, senaryo noktasında danışmanlık hizmeti nedir? İşte mesela bir çocuğu olumsuz etkileyecek ya da işte şiddeti özendirecek bir dilin olmaması için bu anlamda destekler. Bir başka çalışmamız henüz daha etüt aşamasında. Bir ismini tam netleştirmedik ama kabaca ifade edeyim. Aile ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurmaya çalışıyoruz. Bu enstitüde hem bizim kendi çalışma arkadaşlarımızın meslek içi yetişmeleri, olgunlaşmaları için eğitim programları, hem sertifikasyon çalışmaları, hem bilimsel anlamda sosyal hayatımızı, sosyal dokumuzu, toplumumuzu doğru anlayacak, tahlil edecek, ihtiyaçlarını tespit edecek ve buna uygun hizmet modellerini oluşturacak, çalışmaları oluşturacak bir enstitü oluşturuyoruz. Bakın 2022 bizim bakanlığımız açısından araştırmalar yılı olarak geçti Mehmet Akif Bey. 2021'de saha araştırmasını bitirdiğimiz, şu anda analiz çalışmaları yürüyen Türkiye Aile Yapısı Araştırması. 5 yılda bir yapılan bir çalışmadır ve çok kapsamlı bir çalışmadır. Tamamen Türk aile yapısını önümüze koyan,
önümüzdeki süreçte ne olacağını, nasıl bir perspektifin bizi beklediğini önümüze ne koyan çıktı? Bir çalışma. Henüz daha süremiz bitmek üzere de merak ettim şöyle mesela. Şöyle söyleyeyim. Türk aile yapısıyla ilgili manşet nedir? Şu bir defa düşünüldü. Tabii daha çok ham veriler. O yüzden çok detay paylaşamayacağım. Ama genel araştırmaların bize söylediği bir, Türkiye'de hala aile yapısı çok önemli bir kavram. İkincisi, düşünüldüğünün aksine efendim gençler hiç aileyi falan önemsemiyorlar. Aile damarlarının öyle değil. Gençler aileyi hala en güvendikleri ve en mutlu oldukları alan olarak görüyorlar. Fakat ailede değişen hiç mi bir şey yok? Gayet tabii ki var. Bir defa evlilik yaşı ilerledi. Çocuk sayısı azaldı ve bu bize yaşlanan bir toplum olduğumuz gerçeğini fısıldıyor. İşte bizim özellikle bu yaşlanmayla alakalı çalışmalarımız önümüzdeki süreçte Türkiye demografisinin nasıl şekilleneceğini öngörerek yaptığımız çalışmaların temelini oluşturan şeyler bunlar. Bu anlamda ama orada büyük bir risk var mı? Yani bu nüfusun yaşlanmasıyla ilgili. Öyle mi? Var çünkü çok hızlı yaşlanıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Kara Avrupa'sı şu anda hani gelişmiş ülkeler açısından en yaşlı kıta Avrupa'sıdır, en yaşlı bölge. Kıta Avrupa'sının yaklaşık 100-125 yılda tamamladığı yaşlanma sürecini biz Türkiye olarak 20-25 yılda tamamlayacağız. 20-25 yılda tamamlayacağız, evet, böyle evet, gidersek. Evet, çok evet, dramatik. Yani bu üç çocuk meselesi tavsiyesi aslında... Üç çocuk meselesi tamamen stratejik bir... Çok stratejik ve çok bilimsel bir çalışmanın. O tabii çok magazine edildi. O yüzden öyle soruyorum. Elbette. Yani bizim şu anda doğurganlığımız 2.7. Özür dilerim, 1.7'ye düştü. 2.7 yüksek. Dolayısıyla bu hem yaşın ilerlemesi hem doğurganlık oranının düşmesiyle beraber nüfusumuz yaşlanıyor. O yüzden gerekli çalışmaları, gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Nedir o tedbirler? Hemen kısacık bahsedeyim. Çok uzun çalışmalarımız var. Hatta birkaç gün sonra da bununla engelli kısmıyla alakalı bir program yapacağız. Bir, yaş ömür süresi uzuyor. O zaman yaşlılarımızın aktif yaşlanmasını temin etmemiz gerekiyor. Yani üretkenliğin devam ediyor emeklilik olması lazım. Emeklilik yaşını 70'e çıkarmaktan falan değil, bahsetmiyorsunuz. Hayır. Biz sosyal üretkenlikten bahsediyoruz. İki, ömür süresi uzadıkça gayet tabii yaşlılığa bağlı bir takım semptomlar gelişecek, hastalıklar vesaire. Dolayısıyla bunlarla ilgili hazırlıkların, bakım sürelerinin ve işte o sosyal hayatın içinde tutmanın çalışmalarının yapılması lazım. Bu anlamda biz çok uzun vadeli ve çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunlar bir başka efendim, konu. Efendim süremiz bitti, evet. Ama şöyle sorayım. Batıyla kıyaslama. Bu haliyle giderse ne zaman biz riskli alana gidiyoruz? 2030'larda. 2000, öyle mi? Evet, 30'larda. Bu kadar yakın. Evet çok yakın bir şeyden yani bahsediyoruz. Yani şu haliyle giderse, doğurganlık artmazsa Türkiye'de 2030'lardan sonra ciddi bir yaşlılık bir meselesiyle karşı karşıya kalacağız. Evet. Çok az zaman kalmış. Evet. Batıyla kıyas noktasında baktığımızda maalesef şiddet çok yaygın ve çok küresel bir sorun. Yani çok gelişmiş saydığımız ülkelerde de çok ciddi bir şiddet meselesi var. Bu anlamda Türkiye gelişmiş ülkelerle de kıyasladığınızda şiddet oransal anlamda sonuçlara baktığımızda böyle şiddetin çok dramatik yüksek olduğu ülkelerden değil, şükürler olsun ki değil. Tam tersi aslında şiddet noktasında ciddi mesafe almış, önlemiş. Yani ortalamanın üzerinde ortalama, mi altında hayır, mı? Hayır, altındayız. Yani ortalamaya yakınız. Ortalamaya yakınız. Evet. Gelişmiş ülkelerle mukayese ettiğimizde kadına şiddet meselesinde. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun efendim, çok katıldığınız sağ için. Süremizin sonuna geldik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık özel röportajda konuğumuzdu.